Kemal Bey, burada mısınız? Size sormak Evet, istiyorum. buradayım. Dün mü paylaşımı yapmıştınız? Süleyman Soylu görevden alınırsa şaşırmam demiştiniz. Şimdi Canan İki Kaya gün bir oldu galiba. bilgiyi, değil mi? Yakın dönemde. Canan Kaya, AKP Genel Merkezi'nden almış olduğu bilgiyi paylaştı. Diyor ki Süleyman Soylu görevden alınacak, alınabilir. Erdoğan'a çok yakın olan bir isimden ben bunu öğrendim. Siz şaşırmam demiştiniz görevden alınırsa. Bu bilgiye dair ne diyorsunuz? Bu bilgi sizi şaşırttı mı? Siz niye görevden alınacağını düşünüyorsunuz? Sizin Esasen aldığınız bilgi şaşırmadım. var mı? Esasen şaşırmadım. Aldığım bir bilgi de yoktu. Yok muydu? Ancak bir analizdi bu. Ben bunu yazdıktan sonra da hem Milli Gazete hem Canan bunu söyledi. Ben bu analizi neye dayanarak yaptım? Güneydoğu'da gördüğüm oy oranlarına dayanarak yaptım. Süleyman Soylu kuvvetle muhtemel eğer Tayyip Erdoğan da bu anketleri yaptırıyor ise görevden alınır. Zira Süleyman Soylu'nun görevden alınma sebebi CHP'nin doğu masası çalışmaları olacak gibi gözüküyor. Orada kitleler halinde büyük aileler Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğu masası tarafından ikna ediliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyorlar. Onları tekrar AKP lehine kazanabilecek isim Süleyman Soylu değil. Hatta Süleyman Soylu onların AKP'den hem uzaklaşmasına sebep olan kişi hem de AKP ile o muhafazakar kök dediğimiz çevrelerin arasındaki en yüksek duvar Süleyman Soylu. Ben bu analizime dayanarak yazmıştım. Yani bir bilgiye dayalı Evet. yazmamıştım Evet. açıkçası. Ama ben bunu yazdıktan sonra tıpkı Canan'ın söylediği gibi şeyler bana da söylenmeye başlandı. Danışmanlarını, kendi kadrolarını başka bakanlıklara yerleştirmeye başladı diye. Faruk Çelik ismini ben de duydum. Burada da hatta şunu söylediler. Dediler ki Faruk Çelik biliyorsunuz hem AKP'de yanlış hatırlamıyorsam Doğu Güneydoğu koordinatörlüğü yaptı. Hem de Urfa milletvekilliği yaptı. Kendisi Bursa kökenli olmasına rağmen. Milli Görüş kökenli bir isim. Partide de en azından Milli Görüşçüler üzerinde ağırlığı olan bir isim. Evet. O yüzden Süleyman Soylu'nun yerine tercih edileceği ve CHP'nin doğu masasıyla birlikte orada büyük aileleri, kitlesel geçişleri, CHP'ye geçişi sağlanan ailelerin daha doğrusu geri döndürülmesi ve yeni kopuşların engellenmesi için böyle de aktif çalıştırılacağı bana da söylendi. Ama dediğim gibi ben kulis bilgisinin ne kadar doğru olduğunu bilemem. Evet. Fakat ben kendi analizimin doğru çıkacağı kanaatindeyim. Zira daha önce ben şimdiye kadar 3 bakanla ilgili böyle analiz yazdım. Üçünde de bir hafta olmadan o bakanlar değişti. Bir tanesi Berat Albayrak'tı. Herkes için çok büyük sürpriz olmuştu. İkincisi Berat Albayrak'ın yerine gelen Naci Ağbal'dı. 2 ay sonra kovulacak demiştim. Tam 2 ay sonra kovuldu. Çünkü ekonomik göstergelerin Erdoğan'ın dayanabileceği sınırı 2 aydı. Orada kovuldu. Bir tanesi Tarım Bakanı'ydı. Pakdemirli. Hatta dördüncüsü de Süleyman Soylu'nun istifasıydı. Sonra geri döndü göreve. Ayrı mesele ama bu konulardaki analizlerin fena gözükmüyor. Evet, açıkçası evet. Kişisel açıdan da. Süleyman Soylu meselesinin de Devlet Bahçeli'yi ikna edilerek bir an önce evet, halle aynı şeyi kavuşacağını evet, neredeyse evet. eminim. Ben de oraya evet. gelecektim. Çünkü Süleyman Soylu yalnız değildir deyip Sedat Peker'in iddiaları sonrası onu ilk savunan yalnız değildir, yanındayız diyen isim Devlet Bahçeli. Bu süreç içerisinde Süleyman Soylu'nun arkasında olduğu hep konuşuluyor. Peki Süleyman Soylu istifa edecekse ya da Süleyman Soylu görevden affını isteyecekse, ikisi artık biliyorsunuz iç içe geçmiş durumda ülkemizde. Devlet Bahçeli cephesinde ne olur? Devlet Bahçeli bunu nasıl karşılar? Birer cümle cevap alabilir miyim bu konuyla ilgili hızlı hızlı? Evet. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir olmaz. Şey olmaz. Çünkü Devlet Bahçeli'nin arkasında durduğu kişi esasen Süleyman Soylu değil. MHP'nin hükümette bakanı olmamasından dolayı. Ama MHP'nin de bir şekilde hükümette ağırlığını hissettirmesi lazım. O yüzden Süleyman Soylu'yu Devlet Bahçeli
kendi teşkilatına karşı, bakın ben hükümette o kadar güçlüyüm ki Tayyip Erdoğan'ın ezmek istediği, görevden almak istediği bir bakanı bile savunabilirim mantığıyla o dönemde konjektürel olarak savunmuştu. Orada tutabilirim demişti. Şimdi öyle bir şeye ihtiyacı yok. Zaten seçim yılı. Bundan sonra bakanlık pazarlığı yapılacaksa ayrıca yapılacaksa. Evet. Peki Veysi Bey, şimdi evet. Süleyman Soylu'nun görevden alınabilme ihtimalinin çok güçlü olduğuna kadar geldik. Canan Kaya'nın yine Erdoğan'a çok yakın isimlerden aldığı bilgilerin üzerinde durduk. Siz bu olasılık üzerinde ne düşünüyorsunuz? Devlet Bahçeli cephesinde sizce ne olur bundan sonra? Şimdi şu saat itibariyle artık bu konuma ya da bu görevden almaya şaşırır mıyız dersek ben şahsen şaşırmam. Çünkü Erdoğan onu hatırlarsanız pandemi döneminde son 12 saat kala verdiği kararla ve bütün neredeyse vatandaşları o pandemi döneminde dışarıya dökmekle tam da böyle evet. bir fırsat yakalamıştı. Bahçeli'nin ve Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki troller ve en nihayetinde bulunduğu konuma gelip alkışlarla Süleyman Soylu'ya destek vermesiyle bu adımdan vazgeçildi. Erdoğan için aslında o bir kırılma noktası, hatta bir fırsattı, o fırsatı değerlendirmediği için de çok pişmandı Erdoğan kanaatimce. Şimdi Süleyman Soylu ile ilgili gerek Sedat Peker ya da onun öncesindeki diğer böyle yıpranma halleri Cumhur İttifakı'na çok oy kaybettiriyordu. En nihayetinde hatırlayınız medyaya da yansımıştı. Kimi vekiller toplanıp Sayın Erdoğan'a gidiyorlardı ve Süleyman Soylu'yu şikayet ediyorlardı. Bu bizim puan kaybına neden oluyor. En nihayetinde seçimi kaybedecek raddeye gelecektir kanaatiyle. Süleyman Soylu ile ilgili hatırlayınız Sedat Peker'in anlattıklarından evet. birkaç başlık söyleyeyim. Onu hatırlatmakta fayda var. 15 Temmuz'da neden TRT'ye gittin diye bir başlığı vardı. Sigorta şirketinin büyüklüğünden oğlunun oturduğu 30 milyon TL'lik daireye kadar ve neredeyse her kriminalle bir fotoğrafının medyaya yansıması. Evet. Ki son operasyon itibariyle Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'u Türkiye'ye getirmeye dönük neredeyse elinden gelen ne varsa yaptı. Ama geri darbedeki isimlerden mütevellit olan Adil Öksüz, Zekeriya Öz ve en azından Todex Fatih gibi isimler için bu kadar canhıraş çalışmadığı, hatta Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharındaki en azından telefon konuşmasındaki dahli diyelim. Ve bununla beraber hatta bir anket yapılmıştı. O ankette şöyle bir soru vardı, onu da ekleyeyim. Sedat Peker'in iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bakışınızı ne yönde etkiledi diye bir anket yapılmıştı. Bakışım değişmedi diyenlerin oranı %40. Soylu'ya bakışım olumsuz yönde değişti diyenlerin oranı %55.6. Hı hı. Bakışım olumlu yönde değişti diyenlerin de oranı %4. Neredeyse %90-95 civarında bir olumsuz hava teneffüs etti Süleyman Soylu ile ilgili anketler. Dolayısıyla bu kadar yıpranmış ve bu kadar kendisi hakkında bu kadar iddia olan bir İçişleri Bakanı'nın görevde daha fazla tutulması hem ülke açısından bir kayıp. Çünkü 85 milyonu idare eden bir İçişleri Bakanı var. Hem iktidara bakış hem İçişleri Bakanı'na bakışı kıracak bakış açıları bunlar. Dolayısıyla orada en azından bütün nüfusun güveneceği bir İçişleri Bakanı'nın olması Cumhur İttifakı açısından da olumlu olur, vatandaşlar açısından da olumlu olur. Ben Sayın Bahçeli'nin şu saatten sonra çok da Süleyman Soylu'nun arkasında duracağını düşünmüyorum. Çünkü durdukça puan kaybediyorlar ve Cumhur İttifakı iktidarını kaybediyor. Çünkü çok olumsuz bir hava teneffüs ediyor. Hem Süleyman Soylu hem Cumhur İttifakı. Hemen hemen her günde dikkat edin. En azından Twitter'da, sosyal medyada kendisiyle ilgili bir fotoğraf, kendisiyle ilgili bir olumsuzluk, kendisiyle ilgili bir Sedat Peker yüzünden söyleyeyim bir yolsuzluk hikayesi medyaya yansıyor. Bu kadar yıpranmışlık ve hatırlayınız en azından kendisi çıktığı bir televizyon ekranında siyaseten 10 bin dolar alan bir siyasetçiyle ilgili evet, pazartesi günü savcılığa başvuracağım demişti. O savcılığa ne hikmetse 100 haftadır evet. gidilemedi. Bu ve benzeri bir sürü şaya hem Süleyman Soylu'ya bakış hem de Cumhur İttifakı'na olan bakışın %100 yerle yeksan olmasına imkan tanıyor. Herhalde bunu da hiçbir siyasi lider daha fazla dayanamaz kanaatindeyim. Peki Süleyman Soylu sessiz sedasız gider mi? Ben de bunu merak ediyorum. O zaman ne dersiniz? Siyaseten biter. Yani kendisi istifa edebilecek radde değil. Görevden alınması kendi zaviyesinden daha güçlü bir konumda tutar onu kanaatindeyim. Yani siz istifa edecekseniz neden ediyorsunuz? Bu şaibelerle ilgili istifa etmiş olacaksınız. Ama sizi eğer görevden alırlarsa şayet
daha etkili olacağı kanaatin kendi zaviyesinden bakıldığında. Görevden alınması. Evet. Anladım. Süleyman Soylu sessiz, sedasız gider mi? Şöyle Hadi Özışık'ın aktardığı cümlenin içinde biz bu yanıtı görebiliyoruz. Çünkü diyor ki oradaki yaymak istediği algıda Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda işte siyaseti bırakacağını söylüyor. İşte muhalefet iktidara girse tekrar Şamil Tayyar'da tekrar işte siyaset yapmaya mücadele, yani çok muğlak devam edip etmeyeceği tabii yönünde. Dolayısıyla şimdiden kendisini bu sürece hazırladığını görüyoruz. Yani affını da istese, işte görevden de alınsa fark etmiyor. Ben her şekilde sessiz sedasız gideceğini düşünüyorum bu açıklamadan. Bir kısmı eksik bırakmıştım, onu tamamlamak isterim. Ümit Özdağ neden, özür dilerim, son dönemde bu kadar videolar çekiyor, gündemde tutmaya çalışıyor? Muhtemelen Ümit Özdağ da Süleyman Soylu'nun görevden alınacağını biliyor ya da tahmin ediyor. Biliyor ya da tahmin ediyor diyelim. Ve muhtemelen, şimdi Ümit Özdağ'ın siyaset biçimi de biraz böyle ya, biliyorsunuz. İşte daha böyle kahramanlık öyküsünü biraz fazla seviyor kendisi. Eğer böyle bir durum olursa, bakın ben söylemiştim, bakın benim dediğim oldu oradan diyecek kendi kitlesine. Tabii yani, işte Ümit Hoca dedi ya da Ümit Hoca görevden aldırdı Süleyman Soylu'yu, görevden Ümit Hoca aldırdı algısı yaymaya çalışıyor Ümit Özdağ'da. Evet, tabii şimdi ekleyecekleriniz var mı Süleyman Soylu konusuyla ilgili? Onu sorayım. Beraberinde bir de şemsiye meselesi var sevgili izleyenler. Süleyman Soylu demiş ki,